Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Murat Yüceda. Algoritma ve programlamaya giriş eğitim videolarımızın bugün 7.sini gerçekleştireceğiz. 6 dersi tamamladık. Örnekler üzerinden devam ediyoruz. Anlatmadığımız 2 sembol kalmıştı. Sanırım 2 sembol. Onları da bugün anlatacağız. Kalan 8, 9 ve 10. derslerde pratik örneklerle derslerimizi sürdüreceğiz ve 10. dersin sonunda derslerimize noktayı koyacağız. Word'ü mü açalım? Word'ü açalım önce. Sorumuzu yazalım. Soruyu çünkü adım adım okurken bize faydası olacak soruyu yazmak. Şöyle soru 1 diyelim. Sözü çok uzatmayacağım bugün. Direkt derse giriş yaptık. 1 ile 100 arasındaki, hatta şöyle diyeyim, 1'den 100'e kadar, 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını veren programın akış şemasını çizin. Şimdi artık algoritmayı adım adım yazmıyorum. Neden? Zaten akış şemasını oluştururken algoritmayı da söylemiş oluyoruz. Soru bir kısmına bir kalın yapalım. Şuraya bir bakalım. Tüm C'yi yok sayalım. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını veren programın akış şemasını çizin dedik. Şimdi dün döngülere giriş yapmıştık. Şöyle bir soru gelebilir. Dünkü dersin aynısı gibi düşünülebilir ama değil. Dünkü derste akış şemaları içerisinde döngü sembolümüzü kullanmamıştık. Döngü sembolünü hatırlarsınız. Altıgen bir şey. 3 tane sol tarafta, 3 tane de sağ tarafta köşe noktaları bulunuyor o altıgenin. Bugün o sembolümüzü kullanacağız. Bir de bugün yuvarlak sembolümüz vardı. Bizim bağlantı sembolümüz. Bugün ikinci örneğimizde ihtiyacımız olacak. O bağlantı sembolümüzü de kullanacağız. Temel akış çizelgesi dedim. Oluştur dedim ve geldi benim boş sayfam. Biraz büyüteyim şöyle. 77 güzel. Ve dersimize akış şemasıyla giriş yapalım. Önce ne yapalım? Soruyu tekrar bir okuyalım. Ne diyor? Önce soru bir kısmı. Soru bir kısmı bizim neyimiz olsun? Başlangıç kısmı olabilir. Hemen şöyle bir başlangıç değerini aldım. Ortaladım. Başla dedim. Büyüklüğünde şöyle 14 yapalım ve başla dedikten sonra başlangıç sembolümü oluşturdum. Şimdi geldik ikinci adıma. Başlangıçtan sonra ne yapacağım? 1 ile 100 arasındaki 1'den 100'e kadar olan sayıları toplayacağız. 1 ve 100 de dahil olmak üzere. Dünkü derste söylemiştik. Ardışık sayıları toplama formülümüz neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Yani 100 çarpı 101 bölü 2'den kaç oluyor? Çok emin değilim ama 5050 mi oluyor? Bir bakayım hemen hesap makinesiyle. 100 çarpı 100, 100 çarpı 101 bölü 2. Evet, 5050 doğruymuş. 5050'yi bize bulmuş olacak. Şimdi başlangıcı yaptım. Başlangıçtan sonra benim neye ihtiyacım var? Her defasında değerlerimi atacağım bir değişkene ihtiyacım var. Bunun için mesela toplam eşittir. İlk değeri 0 olan bir toplam değeri alabiliriz. Şöyle işlemi aldım. Dışarıdan girmeyeceğiz veriyi. Toplam eşittir 0 diyelim. Toplam değerimiz şu an için 0. 14 nasıl? Tamam, 14 sığdı. Ondan sonra bağlayıcıyı seçtim. Başlığının ucundan toplama sürükledim ve ne yaptım? Birazcık altı alayım. Şöyle daha iyi. Başlangıçtan sonra ne yapacak? Toplam değerimi okuyacak. Ondan sonra ne yapacağım? Şimdi döngümü oluşturacağım. Bakın şurada bu kullanmış olduğum Visio 2013. Hemen şurada özel 4 yazan bir karakter var. Süreç veya döngü olarak sizde geçebilir. Ben de özel 4 olarak geçiyor. Bu şekilde altıgen bir sembol. Bakın şurada 1, 2, 3. Sağ tarafta da 1, 2, 3. Toplamda 6 tane köşesi bulunmakta. Bu benim döngüm arkadaşlar. Şimdi döngüden bahsetmiştik. Döngü için neye ihtiyacım vardı? Benim bir değişkene ihtiyacım vardı. Değişkenden sonra bu değişken 3 tane parametre alacaktı. Birinci parametrem giriş değeri. Yani döngüm kaçtan başlayacak. İkinci parametrem çıkış değeri. Yani döngüm kaça kadar sürecek. Üçüncü parametrem de artış miktarı. Döngüm kaç artacak. Parametrede değişken ismi olarak genelde for döngüsünü ele alarak gidiyoruz burada. For döngüsüne genelde i harfi kullanılır. Biz de burada i kullanalım. I eşittir diyelim. I kaçtan başlayacak arkadaşlar? 1'den başlayacak. Virgülümü koydum. Kaça kadar? 100'e kadar. Bakın i virgül 100 yazabilirsiniz ya da şöyle de yazabilirsiniz. I virgül dedikten sonra i küçük eşit 100. Bu da doğru bir kullanım. Bunu kullanın ve artış miktarı da yine 1 olacak. Ondan sonra biraz büyütelim şunu. 14 tam oldu. I 1'den başlayacak. I küçük eşit şu k gibi olmuş. Şunu bir düzeltelim şöyle. Bir boşluk bırakayım şurada.
Şurada da bir boşluk bırakayım. Şimdi oldu. I eşittir 1'den başlasın. I küçük eşit 100 olana kadar i 1 1 artmaya devam etsin. Toplamı da alalım. Döngümüze bağlayalım. Tekrar işaretçiyi seçtim. Güzel. Şimdi ondan sonra ne yapacağım? Her defasında döngüdeki değeri toplamla toplatacağım. Bakın toplamın ilk değeri kaç? 0. Şöyle şurada yapalım. Şuraya toplam diyelim. Toplam. Buraya da döngü diyelim. İndim aşağı. Şimdi bakın. Toplamın mesela ilk değeri kaç? 0. Döngünün kaç? 1. İndim aşağı. Toplam. Aa, tam tersi olacak. Pardon. Bir saniye. Şöyle sileyim. Döngü diyeceğim ve toplam diyeceğim. İndim aşağı. Döngünün ilk değeri 0. Pardon. Döngünün ilk değeri 1. Toplam kaç? 0'dı. Aslında tam tersi. İşte döngü 2 olduğu zaman toplam değeri döngü 0'dan başlatmadığımız için bir saniye bir saniye. Şöyle toplayayım. Döngü 0 olduğu zaman toplam 0. Döngü 1 olduğu zaman ne yapacak? 0 artı 1'den 1 yapacak. Döngü 2 olduğu zaman 1 artı 2'den 3 yapacak. Döngüm 3 olduğu zaman 3 artı 3'ten 6. Döngüm 4 olduğunda 6 artı 4 10. Her zaman sol alt çaprazındaki döngü değeriyle toplatacağız. Ondan sonra 15, 21, işte 28 şeklinde ne yapacak? Bu şekilde ilerleyecek. Ta ki kaça kadar? 5050'ye kadar. Tekrar çizim kısmına gelelim. O zaman burada ne yapacağım? Bir işlem yaptıracağım. İşlemi hemen seçtim. Ortaladım. Diyeceğim ki toplam büyük harfle yazalım. Toplam eşittir. Toplam artı ne olabilir? Şu an akıllarda uyanmıştır. İ değeri, döngü değeri. Toplamı her defasında döngü değerimle toplatacağım. Şöyle 10 yapalım. Bir bakalım sığmayacak. Büyütürüz. 10 olsun. Şöyle biraz büyütelim. Onu da büyütelim sığana kadar. Ha, şimdi sığdı. Tam da ortalayalım şöyle. Ondan sonra bağlayıcıyı aldım. Toplam eşittir. Toplam artı i olacak. Güzel. Bu kısmı da hallettik. Ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Benim döngüm devam edene kadar döngü devam edene kadar ne diyeceğim? Burada bir bağlantı sembolü kullanalım. Bağlantı daha önce kullanmadığımız sembollerden birisi de bu. Şurada ben de sayfa içi başvuru diyor. Bağlantı sembolü olarak anlatmıştık akış sembollerini anlatırken. Şimdi burada bağlantı sembolü ne işe yarayacak biliyor musunuz? Herhangi bir metin ifadesi yazmayacağız bunun içine. Toplamdan buraya gelecek. Güzel. Bağlantı sembolü toplam değeri yapıldıktan sonra arkadaşlar tekrar döngüye gidecek. Neden? Döngünün 100 olmasını bekleyecek. Döngü 100 olduğu zaman da sonuca gidecek bağlantı sembolü. Burada bu işe yarayacak. Şimdi bir tane sonuç da ekleyelim. Sonucu da ekleyelim şöyle. Dur diyelim döngümüzün sonuç kısmına. Dur dedim. Bunu da 14 yapalım. 14 yaptık. Güzel. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi bağlayıcı ile bunu bağladım. Bağlayıcı herhangi bir metin ifadesi yazmıyorum. Şimdi i eşittir 1'den başladı. I küçük eşit 100 olana kadar i 1 1 arttı. Güzel. Ondan sonra toplam değeri yaptı. Ama toplam değerini yaptı da burada bir eksik var. Mesela i 1 oldu. Ondan sonra bağlayıcıya geldi. Bağlayıcının görevi ne? Bağlayıcı burada döngüye tekrar döndürecek. Hemen şöyle bir bağlayıcı yani bağlantıyla döngüye tekrar geri dönüş yapalım. Bu şekilde bakın. İşaretçiyi seçtim. Şu an sanırım eksiksiz bir şekilde tamamlamış olduk akış sembolümüzü, akış yamamızı. Başlattık. Başlangıçtan sonra ilk değeri sıfır olan bir toplam değişkenimiz var bizim. İndik aşağı alt satıra. Üçüncü sembol. Döngümü oluşturdum. Benim i değerim birden başlasın. İ küçük eşit 100 olana kadar i 1 1 artsın. Güzel. Toplam değerim başlangıçtaki sıfır olan o toplam değerim her defasında döngü içerisindeki aktif elemanla toplatalım. Mesela döngü 1 ise 0 artı 1 eşittir 1. Döngü 2 ise 1 artı 2 eşittir 3. Döngü 3 ise 3 artı 3 eşittir 6 şeklinde. Biraz önce Word'de onu alt alta yazdım. Ondan sonra aşağı bağlantıma inecek. Şimdi ben burada bunu direkt durduramam. Neden? Çünkü o zaman döngünün bütün şartlarını sağlanıp sağlanmadığını kontrol edemem. Ama bir bağlantı eklediğim zaman bu döngü devam edecek. Ne zamana kadar? i100 olana kadar. i100 olduğu zaman zaten ne yapacak? i100 oldu. Artık tekrar döngüye çıkmaya gerek yok. Bu kez ne yapacak? Dura gidecek. Bunu farklı bir kaydedelim. Dosya. Farklı kaydet. Bilgisayardan masa üstüne. Ne olarak? JPEG olarak. Kaydetsin. Kaydet dedim. Tamam dedim. Masa üstüne gelelim. Çizim 1 diye geldi. Bu şekilde ne yapmış olduk? İlk örneğimizi tamamlamış olduk. Sanırım akıllarda oturmuştur. Basit bir örnek. Kullanımı da basit. Şimdi bir örnek daha yaptığımız zaman biraz daha
kalıcılığı artacaktır. Kaydet diyelim, şöyle 11 olarak kaydetsin. İkinci örneğe geçelim. Word'ü açtım. Soru 2 diyeceğim şöyle. Soru 2. Parantezimi açtım. Şimdi ne diyeceğiz biliyor musunuz? Birden 1 ile, birden 100'e kadar demeyelim şöyle. 1 ile 100 arasındaki mesela ne diyelim? 8'e. 8'e tam bölünen sayıları yazdıran program akış şeması. Örnekleri kullandığımız bir arkadaş vardı, Murat Aslan, kendisi grubumuzda var. Grubumuza yüklemiş olduğu bir akış şeması, Word dosyası var. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Onun örneklerini kimi yerde kullanıyorum, derliyorum onun örneklerini. Çok güzel örnekler. Dersler bittiği zaman zaten ayrıca tekrar paylaşacağım ben de o dokümanı. 1 ile 100 arasındaki 8'e tam bölünen sayıları yazdıran programın akış şeması dedik. Hemen akış çizelgemizi oluşturuyoruz. Şimdi bakın. Bunlar şu anda sıkıcı bulan arkadaşlar olabilir. Hani yavaş yavaş sıkılma durumu olabilir. Ama kod yazmak için gerçekten bu altyapı gerekiyor. Hani döngü nedir, bağlantı nedir, işte işlem nedir, veri nedir, yazdırma işlemi nasıl olacak falan. Siz eğer bu kısımları iyi kavrarsanız emin olun kod kısmına geçtiğimiz zaman, ki Ekim ayında diyordum ama Ekim ayını beklemeyeceğim. Büyük bir ihtimal ile 21 Eylül'den sonra bayramdan önce 2 günlük bir giriş yaparım. Ondan sonra bayramda bir ara veririz. Bayramdan sonra tekrar devam ederiz. Yani Ekim ayının sonuna kadar 30 derslik falan diye düşünüyorum şu an için. Programlamaya giriş babında bir konsol dersi olacak. Ne diyorduk? Dediğim gibi yani o kodların altyapısı için gerçekten çok çok önemli akış şemaları ve algoritma. Şimdi ne yapacağız? Önce bir başlangıcı oluşturacağız. Başlangıcı oluşturalım. Bakın mutlaka siz de uygulayın. Aynısını yapın arkadaşlar. Aynısını yapın. Küçük örneklerle, küçük farklılıklarla değiştirin. Yeni eklemeler yapın. Doğruluğunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Webten örnekler bulabilirsiniz. Bulduğunuz örnekleri uygulayın. İşte akış şemasını oluşturun. Ondan sonra bilen birine mesaj olarak atın yaptığınız akış şemasını. İşte kendiniz soru yazın, ondan sonra bilen birine atın onu, olmuş mu olmamış mı zaten o ki size söyleyecektir. Şimdi başlattık. Başlangıçtan sonra ne yapacağız? 1 ile 100 arasındaki 8'e tam bölünen sayıların programı, 8'e tam bölünen sayıları yazdıran programın akış şeması. Şimdi tam bölünme olayına geldiğimiz zaman yeni bir kavram öğreneceğiz. Tam bölünme olayında mod diye bir kavram var arkadaşlar. Mod alma bize kalanı veren bir komut, programlama komutu. Örneğin bir sayının işte 2'ye bölümünden kalan 0 mı diye kontrol ediyoruz. Sayımız A olsun. Bunun için şöyle bir ifade kullanacağız. A mod 2 eşit 0. 2'ye bölümünden kalan 0 mı değil mi diye kontrol edecek. Hani şuraya da şöyle yazayım. Örneğin 2'ye bölümünden A mod 2 eşit 0. Bu mesela A sayısının 2'ye bölümünden kalan 0 mı değil mi onu kontrol ediyor. Veya işte B sayısının 3'e bölümünden kalan 1 mi değil mi? 3 B mod 3 eşit 1 mesela. Bu şekilde. Bunlar ne yapıyor? Kalanı kontrol etmek için kullandığımız kavram bizim mod. Ve programlamada özellikle algoritmik sorularda çokça gerekecek. Şimdi biz ne yapacağız burada? 8'e tam bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz. O zaman 1 ile 100 arasındaki bütün sayıların 8'e tam bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz. Bunun için ne kullanacağım? Döngü kullanacağım. Tek tek kontrol etmek pek mümkün olmayacaktır. Şimdi ne yapalım? Önce bir döngü oluşturalım. Döngüden sonra bir ne yapacağız? İşlem yapmayacağız. İşlemi karar yapısı içerisinde kontrol edeceğiz. Hani 8'e tam bölünüyor mu bölünmüyor mu? Ondan sonra bölünüyorsa evetse yazdıracağız. Hayırsa döngüye devam etsin ve ona göre sonlandırsın. Tabii ne gerekiyor? Küçük bir de bağlantı gerekecek. Olacak ya. Pratik yapa yapa zamanla alışacaksınız arkadaşlar. Biraz zamana ve istikrara ihtiyacınız var. İyi. Caps lock'ı açayım şöyle. İ eşittir. Kaçtan başlasın? İ diyelim. 1'den başlasın. 100'e kadar ve 1 artsın. İ diyelim. 1'den başlasın. 100'e kadar ve 1 artsın. Güzel. Bunu bir bağlayalım.
bağladık. Yine aynı renk olmasın. Farklı bir renk kullanalım. Ne kullanalım? Kırmızı. Tamam, kırmızı kullanalım bu kez. Kırmızı olsun. Renkli görünüm her zaman iyidir. Başla dedik. Başlattıktan sonra döngümü oluşturdum. Döngüyü oluşturduktan sonra şimdi ne yapacağım? Kontrol aşamasına geçtim arkadaşlar. Hemen şuradan bir karar sembolü alıyorum. Birazcık büyütüyorum. Ortalayacağım. Ortaladım. Doldur dedim. Kırmızıyla doldurdum. Diyeceğim ki i mod, i benim sayım. I mod kaç? 8. Eşit eşit 0. Bunu kontrol ediyorum. I değerinin 8'e bölümünden kalan 0 mı değil mi? Bunun kontrolünü bir yapsın bakalım. Eğer 0'sa bağlayıcıyı aldım. 0'sa ne yapacak? Yazdıracak. O zaman ne yapacağım? Hemen bir tane belge tuttum. Sürükledim şöyle. Belgenin içini kırmızı yapalım ve yazalım. Ne diyelim? İyi diyelim. Sadece iyi yazdıracak. Çünkü her defasında bize iyi değerlerini ne yapacak? Yazdıracak. Şu an gözükmüyor bu. Bunun rengini değiştireceğim. Beyaz yapacağım şuradan. Bir de kalın yapalım. İyi değerini ne yapacak? Yazdıracak. Güzel. Ondan sonra bunu da bağlayalım. Bunu da bağladık. İşaretçiyi seçtim tekrar. Şimdi neye ihtiyacım var? Benim bir tane yine bağlantıya ihtiyacım var. Bu bağlantı ne işe yarayacak? Kırmızıyla dolduralım bunu da içine. Birazcık büyüteceğim. Şu okul yeri alalım. Birazcık büyüttüm şöyle. Şimdi bu bağlantı arkadaşlar programın sonlanmasıyla döngüye geri dönmesi arasında bir köprü görevi görecek. Sanırım doğru cümle bu. Güzel bir cümle oldu. Bağlayıcıyı seçtim. Bağlayıcıyı seçtikten sonra diyorum ki şuradan gel nereye? Döngüye. Döngüyle aramızda bir bağlantı kur. Döngünün şu sol ucuyla. Aynı zamanda işaretçi tekrar bağlayıcıyı seçelim. Şurada bir bağlantı. Güzel. Bunu da sağladık. Bu benim bağlantım. Burada bir bağlantıya daha ihtiyacımız olacak. Hayırsa imod 8 0 değilse, sıfır değilse ne olsun? Direkt bağlantıya gitsin. Bak bunu unutmayalım. Sıfır değilse şöyle sürüklüyorum. O zaman ne yapsın? Direkt bağlantıya gitsin. İşaretçiyi seçtim. Bakın zaten şurada akış yönünün bu şekilde aşağı doğru olduğu belli. Bunlara birer metin ekleyelim ki karışmasın. Burası ne olacak? Burası E olacak. Ondan sonra şurası ne olacak? Burası da hayır olacak. İşaretçiyi seçelim. Okunuyor sanırım. Pardon. Şöyle birazcık aşağı sağ alacağım. Tamam. Şuradan da bir E harfi. Evetse buraya gidecek. Hatta biraz sola alalım. Evetse yani benim döngüdeki değerim i değerim 8'e bölümünden kalan 0'sa yani 8'e tam bölünüyorsa o i'yi yazdır. Hayır bölünmüyorsa bağlantıya git. Bağlantıdan da döngü durumuna göre ya tekrar döngüye dön ya da ne yapacağız? Sonlandıracağız. Şöyle başlangıç bitiş sembolümü aldım. Bunu da son diyelim. Boyutunu 14 yaptım. Doldur dedim. Doldurdu. Hemen bir bağlayıcı seçtim. Bağladım. Şuradan tekrar işaretçiyi seçtim. Birazcık aşağı alacağım. Şimdi oldu sanırım. Bunu bir kaydedeyim şöyle masaüstüne JPEG olarak. Bilgisayar masaüstü. Şöyle 2 diyelim. Ne olarak? JPEG olarak kaydet dedim. Tamam dedim ve masaüstüne geldim. Şöyle geldim. Başlattım. Tamam. Başlangıçtan sonra arkadaşlar döngümü oluşturdum. Döngümün ilk değeri kaçla başlıyor? 1 ile başlıyor. İndim aşağı. İmod 8 eşit eşit 0 mı? Kontrolünü yapıyorum. Benim değerim kaç? 1. 1 ile başladım çünkü. 1'in 8'e bölümünden kalan 0 mı? Hayır. 1 zaten 8'e tam bölünmeyecek. O yüzden aşağı ne yaptı? Hayır'a gitti. Bağlantı. Döngü devam ediyor. Tekrar geldim. Döngü değerim kaç oldu? 2. 2 mod 8 eşit eşit 0 mı? Hayır. Devam et. 3. 3 mod 8. Hayır. 7'yi yaptı işte. 7'ye geldi. 7 mod 8 eşit eşit 0 mı? Hayır dedi. Tekrar bağlantıya gitti. 8'e geldi. 8 mod 8 eşit eşit 0 mı? Evet. O zaman ne yap? 8'i bir hafızaya al. 8'i yazdıracak. Güzel. Devam etti. 9, 10, 11, 12, 13 şeklinde işte 80, 88, 96'ya geldi. 96'yı da yazdırdı. Ondan sonra 97, 98, 99'a geldi. Ve sıra 100'e geldi. 100 mod 8 eşit eşit 0 mı? Hayır. 8'in işte 100'e bölümünden kalan kaç olacak? İşte tam yani 8 100'e tam bölünmeyecek. Ya da 108'e tam bölünmeyecek. Böyle diyelim. Daha doğru olur. Yanlış kurmayalım aritmetik işlem kısmını.
108'e bölümünden kalan 0 mı? Değil. Kalan kaç oluyor? 88, 96, 4 oluyor. O yüzden hayıra gidecek. Hayıra gittikten sonra en son döngü değeri 100 olduğu için artık tekrar döngüye devam etmeyecek. Ne yapacak? Programı sonlandırma kısmına gidecek ve ne yapacağız? Programı burada sonlandıracağız. Ve program, bunun kodlarını yazdığınızda bunun kodları çok uzun değildir. 10 satır falandır herhalde. Çok uzun sürmeyecektir ve bu 10 satırlık işlemi program milisaniyeler cinsinde yapacak günümüzün teknolojisiyle. Oradaki değer i eşittir 100 değil de 1000 olursa biraz daha uzun sürer. 1-2 saniye sürecektir. Fark ederseniz aradaki farkı. 10.000 olunca biraz daha uzun, 100.000 olunca biraz daha uzun, milyon olunca biraz daha ne yapacaktır? Uzun olacaktır. Ama netice itibariyle hesaplayıp bize 8'e tam bölünen değerleri getirecektir. Sözü burada noktalayalım. Sözü çok uzatmayacağım bugün. İki tane örnek yaptık. Bir sonraki dersimiz artık yine tamamen örnekler üzerine gideceğiz. Şey kısmını bitirdik, akış sembollerimizi tamamladık. Şimdi geriye sadece işin pratiği kaldı. 8. dersimizde görüşmek dileğiyle. 7. dersimiz için de sözü burada noktalayalım. 8. dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kolay gelsin.